Size bu videomda Şehzade Ertuğrul, Yıldırım Beyazıt'ın oğlunun hayatını anlatacağım. Şehzade Ertuğrul, doğum tarihi bilinmemekte, ölüm tarihi Temmuz 1392'dir. Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt'ın oğlu ve ondan sonra gelecek olan taht adayıydı. Ertuğrul, Anadolu Beylikler döneminin sona erdirilmesinde önemli askeri katkılarda bulunmuş bir komutandır. Osmanlı tarihine baktığımızda hanedanın 6. şehidi olarak kaynaklara geçmiş idi. Yıldırım Beyazıt'ın Ertuğrul, Süleyman, Mustafa, İsa, Musa, Mehmet ve Kasım olmak üzere toplam 7 oğlu olduğu tarafımızca bilinmektedir. Osmanlı Devleti'nin şehzadelerinin sancaklara gönderilerek idareci konumda bölgenin yönetimine katkı yapmaları için sancak beyliğinde bulunmaları adeti doğrultusunda Yıldırım Beyazıt oğullarından Şehzade Ertuğrul'u Saruhan, Manisa, daha sonra Karaysi, Balıkesir sancağına vermişti. Öteki oğlu olan Emir Süleyman'a önce Aydın ilini, sonra Kastamonu ve nihayet Sivas'ı ele geçirince de burayı verdi. Diğer oğullarından Şehzade Mustafa'ya Hamit ili, Isparta ve Teke, Antalya'nın kuzeyindeki dağlık bölgeleri, Şehzade İsa'ya Antalya'yı, Şehzade Musa'ya ise Kütahya Sancak Beyliği yapmıştı. Şehzade Mehmet ise o dönemde Amasya'daydı. Şehzade Kasım henüz çok küçük olduğu için o sancak beyi olamamıştı ve sarayda bulunuyordu. Fakat da saydığımız şehzadelerin ölüm tarihi ve yerleri belliyken esas tartışma Şehzade Ertuğrul'un nerede, ne zaman ve nasıl öldüğü üzerine yoğunlaşır. Osmanlı Devleti'ne öldürülmesinden önce Aydın Sancak Beyi olarak hizmet vermekteydi. Aydın Sancağı'nda görev yaptığı sırada öncelikle Batı Anadolu'da Türk Birliği'nin sağlanmasında ve bölgede isyana kalkışıp Tuz Yasası'na karşı gelen aşiret ve beylik ardılarının dağıtılmasında ve yerlerinden sürülmesinde çok büyük görevler üstlendi. Temmuz 1392'de 40 dilimde Çorum Osmancık arasında yer alan bir geçit, Kadı Burhanettin ile yapılan savaşta Kadı Burhanettin tarafından şehit edildi. Tarihe bu savaş 40 dilim muhabirisi olarak geçmiştir. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.